Günlük rutinimiz bir kere sabah çok erken başlıyor. İkimiz de erken saatlerde ameliyata girdiğimiz için bir de gün içerisinde aslında bizim konuşacağımız en aklı selim vakit hep sabah saatleri oluyor. Mümkün mertebe bir kahve içtiğinde konuşabiliyoruz böyle. Şimdi kızımız da bizimle birlikteydi ama artık son 3 yıldır Londra'da yaşıyor. O yüzden o artık bizimle birlikte değil. Oğlumuz da çok erkencidir. Bu şekilde başlıyor günümüz. benim rutinim ameliyat ben Zeynep her zaman şey der yani başladın ameliyata der. Çünkü ben çok dalgınım hani sabahtan sonra artık kafamda hep ameliyat düşüncesiyle gidiyorum. Ondan sonra günlük rutinimiz başlıyor. Sen söyle. Yani e, gerçekten evden çıkmadan ameliyata girer kafasında. E, mesela ben üzerime bir şey giyerim, bir elbise giyerim. Akşam böyle beni görür. Ah sen bugün ne kadar şıksın der. E, sabah beni gördün derim. Aa, yani tabii o sabah hiçbir şey görmüyor çünkü tamamen ameliyat e, aklında ameliyat oluyor. E, böyle başlıyoruz güne. Benim de ameliyatlarım oluyor gün içerisinde, yoğunluklarımız oluyor. Arada hiç konuşamadığımız zamanlar oluyor. E, esas akşam yemeklerinde mutlaka biz birlikte akşam yemeği yiyoruz. E, o bizim için önemli bir buluşma anı. E, o zaman işte günün değerlendirmesi, ameliyatta e, neler yaptığımız. O ayrıntıları mutlaka konuşuyoruz. Yani cerrahi e, ameliyathane ortamını akşam yemeğimizde e, mutlaka e, konu Bir bir o gün yaptığımız ameliyatları detayına kadar anlatırız birbirine hakikaten. Hatta bazen akşamı da beklemiyoruz. Yani ameliyattan çıktıktan sonra mesela Zeynep çok merak ediyor. Sen bugün şöyle şöyle bir hastan vardı. O hepsini biliyor. Ben de onunkileri biliyorum. Ne yaptın bugün? İşte nasıl geçti ameliyat? E, o hep haber alır, hep sorar, şey yapar. Yani Birbirimizin işini de çok merak evet, ediyoruz. Hastalar da aslında evde yaşıyor, bizim de birlikte yaşıyor. Yani Gerçekten o bir hafta mi? hastanede kaldığında, beş gün hastanede kaldığında, beş gün boyunca biz onu kendi aramızda konuşuyoruz hep. İki cerrah olarak insanları hayata bağlayan operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Bazen bu operasyonlar 4-5 saati bulabiliyor ve stresli olabiliyor. O süreçte neler yaşıyorsunuz? Gerçekten bazen istemediğiniz gibi gidebilir ameliyat, e, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. E, biz çok genç yaşlarımızdan itibaren öğrendiğimiz çok önemli bir şey var, sakin olmak. Yani herhangi bir zorlukta e, çok sakin olmalıyızdır ki o sorunu hemen çözebilelim. O yüzden mutlaka derin bir nefes alırız, bir dururuz ve sonra tekrar. Yani gerçekten bunları kendi kendimize yaşaya yaşa öğreniyoruz. Benim ameliyatlarım çok böyle hayati riski olan ameliyatlar değil. Eşimin ameliyatları daha bu anlamda önemli. Sonuçta kalp cerrahisi yapıyor. Aslında ona sormak lazım belki. Şimdi bu konuda benim en büyük destekçim Zeynep. Çünkü yani ameliyatlar zaten rutin bir ameliyat bile benim için 5-6 saat süren bir ameliyat oluyor. Kapalı cerrahi yaptığım için kapalı kalp ameliyatları, kapalı bypass cerrahileri bu ameliyatlar bir ekiple giriyoruz evet ama ben bu ameliyatın başından sonuna kadar ameliyatın içinde oluyorum ameliyatı birebir ben yapıyorum yani hani klasik bir açık cerrahide ekip değişebilir bir kısmını birisi yapar bir kısmının bir, bir e, hoca dediğimiz kişi aslında ameliyatın belli bir kesimine girer burada böyle bir şey yok bu ameliyatı baştan sona e, ben götürüyorum o yüzden de çok ciddi yorucu bir e, ameliyat oluyor diyelim ki ameliyat normalden de uzadı ya da bir aksilik oldu uzadı ben eve çok yorgun geliyorum ama hani ilk soru her zaman şey oluyor hasta nasıl oluyor yani çok mu yoruldun nasılsın, işte ne yapalım falan olmuyor hasta nasıl diyor Ya önce beni sor diyorum yok sen bir önce hastadan bahset diyor anlatıyorum şey yapıyoruz yani biz hep bu gün içinde yaşadıklarımızı da yani hep şey derler ya işi işte bırak eve getirmeyin diye biz getiriyoruz yani biz evde evde yaşıyoruz şöyle de getiriyoruz aynı zamanda bizim işimiz işte zaten bitmiyor. Yani telefonlarımız 24 saat başucumuzda. O telefon e, ameliyat akşamı en azından iki kere iki de 2'de, 4'te, 5'te neyse çalıyor. Hastaneden arıyorlar, mesaj atıyorlar, konuşuyorum. Zeynep'i de aynı şekilde. O yüzden biz buna çok alışığız. Yani aslında 24 yani 7 24 nöbette gibi bir şeyiz. Tamam hastanede nöbet tutmuyoruz ama evde hiçbir zaman o telefonlar kapanıp da yatılmıyor. O yüzden hep iç içe işlerimiz. Yani zaten biliyor. Hatta artık öyle şeyler ki ee, yani hastanın başına ne geldiyse çözüm olarak vereceğim ilacı bile Zeynep söyleyebilir aslında ben kalkmasam. <laughs> o kadar işin içinde gerçekten. Bu durumda meslek hayatınızın aile hayatınızı etkilediğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. 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 Şöyle bir e, anekdot anlatayım çok komik. E, biz evlenmeye karar verdik işte bundan 22 yıl önce. E, daha henüz ben asistanlığımın başındaydım. Zeynep de yeni asistanlığa başlamıştı. Tıp fakültesinde tanıştık işte 5. sınıfta bir iki yıllık dönem sonrası da evlenmeye karar verdik. Çünkü asistan olduk. Görüşemiyoruz. Hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Yani onun 15 nöbeti var, benim 15 nöbetim var. Onların hepsi bir araya gelmiyor. Yazda toplasanız zaten ayda 5-10 gün görüşüyoruz. Bari evlenelim dedik. Yani evde görüşelim. O yüzden bir evlenme kararı aldık. ben de bir hastanedeki bir büyüğümden hani bana nikah şahidi olur musunuz dedim. O da dedi ki ya dedi o gün benim için mümkün değil şöyledir falan. Teşekkürler falan dedi. Dedi ki ne neci senin eşin dedi. Dedim genel cerrah olacak, genel cerrah yazsın. Ha iyi o zaman ben bir dahakinde şahit olurum dedi. <laughs> çünkü iki cerrahın evliliğinin bir arada süreceğine pek insan inanmıyor. İkisi de çok stresli iki insan çünkü. İkiniz de bir şeyden çıkmışsınız. Ama tam tersi olduğunu gördük biz yıllar içerisinde. Yani aslında seni anlayan kişinin senin yaptığın işi yapıyor olması lazım. Yani ben eve kaçta geldiğimde neredeydin diye hiçbir soruyla karşılaşmam hemen çıktım gittim hastaneye acilim var dediğinde ne zaman geleceksin diye kimse sormaz. Yani bugün benim doğum günümdü. Bugün de ameliyat yapmayı ver denmez. O gün yetişemem evlilik dönümümüzdür. Gece 12'de eve gelirim. Yani bunların hiçbiri bizim evde bir tartışma mevzu olmaz. Doktor aileler genelde çocuklarının da doktor olmasını isterler. Sizin bu yönde Yasemin ve Yaman'a bir yönlendirmeniz oldu mu? Sen söyle. Aslında hiç yani doktor olsunlar gibi bir düşüncemiz olmadı. Tabi her anne baba e, doktor olsun olmasın çocuğunun e, hekim olmasını ister. E, gerçekten çok kıymetli bir meslek. E, fakat e, bizim aklımızda herhangi onlara biçtiğimiz bir meslek grubu yoktu. E, sadece ikimiz de e, bu konuda açık görüşlüydük. Yani çocuklar acaba neyle mutlu olurlar? Onu anlamaya çalıştık ve neticede. Ee, şu anda ikisi de sanatçı olacaklar yani e, bir şekilde öyle yönlendiler ve biz de çok destekçi olduk. Yani çok gönülden istedik onların gerçekten sanatçı olmalarını. Umarız da e, yolları açık olsun her şey yolunda gitsin.